أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Pazartesi günleri tasavvuf dersimize İmam-ı Guşeyri'nin Risaletül Guşeyriye kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, geçen haftalar itibariyle büyüklerin hayatlarına başlamıştık. Bu hafta ise Ebu Mahfuz Ma'ruf İbn Feyruz El-Kerhi, meşhur bir Ma'ruf-il-Kerhi, Ma'ruf-il-Kerhi'nin hayatından bahsedeceğiz bugün inşallah. Allah-u Teala inşallah sizlere de bana da ibret almayı, onların hayatından ibret almayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Kâne min meşayih-il-kibâr, zamanının büyük meşayihlerinden, mucabed-daveti, daveti duası makbul olunan, yüsteşfe bi kabrihi yekulul bagdadiyyun kabru ma'rufin türyakun mucarrabu. Kabrine ziyaret edilip de onu vesile edilerek Allah-u Teala'dan istenen dua makbul olurmuş. Hatta Bağdatlılar dermiş ki Ma'ruf'un kabri Allah-u Teala'nın izniyle denenmiş, tecrübe edilmiş şifa yeridir. Allah-u Teala inşallah cümlemize gidip Bağdat'a gidip ziyaret etmeyi cümlemize nasip eyle. Ümmetin üzerinden şu fitneyi, şu sıkıntıyı kaldıra, ümmete birlik ve beraberlik nasip ede inşallah. Mâte miyete sene miyeteyn ve kine ihda ve miyeteyn, Hicri 200'de veyahut da 201'de Bağdat'ta vefat etmiş Ma'ruf-il-Kerhi. Ve kâne ustâda Sırrî Sakatî, mübarek aynı zamanda da Sırrî Sakatî'nin de üstazıymış, hocası. Ve kad kâle lehu yevmen, اِذَا كَانَ لَكَ اِلَى اللّٰهِ حَاجَةً فَاَقْسِمْ عَلَيْهِ بِي. Sırrı-ı Sakatiye ne diyor arkadaşlar? Diyor ki eğer Allah-u Teala'dan bir ihtiyacın olursa, ya Rabbi Ma'ruf-il-Kerhi'nin hürmetine bana şunu nasip eyle de o işin giderilir diyor. Siz de bazı zaman her hepimiz vesile ne arkadaşlar? İttifakla caiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vesile yapılabilir. Büyükler vesile edebilir. Bir kişinin yapmış olduğu güzel ameller vesile kılınabilir. Hatırlarsanız önceki dersimizde ne yapmıştık? Okumuştuk. Bir kişi annesi babasına yapmış olduğu iyilikten dolayı ya Rabbi eğer bu senin rızan içinse bu sıkıntıyı bizden gider diyordu. Allah-u Teala ne yapıyor? Hemen gideriyor diyor. Onun için vesile caiz. Bundan dolayı da diyor Sırrı-ı Sakatiye eğer Allah-u Teala'dan bir ihtiyacın, bir isteğin olursa ya Rabbi Ma'ruf-ül Kerhi'nin hürmetine işlerimizi gider, işlerimizi yoluna koy de Allah-u Teala gönlünü görür diyordu mübare. Siz de bazı zaman ihtiyacınız, sıkıntınızlara düşerseniz bir Ma'ruf-ül Kerhi'yi de inşallah vesile kılın arkadaşlar. كان معروفا معروف أبواه نصرانيين معروف الكرخين روايه olunmuş ki arkadaşlar anne babası Nasranilerden yani Hristiyanlardan. معروف الكرخين anne babası فسلموا معروفا الى مؤدبهم وهو صبي. معروف الكرخي hani bizi nasıl hoca baba anne babalarımız işte hocaya göndererek dinini daha güzel öğrensin, vatana, millete daha güzel, hayırlı bir evlat olsun diye hocalara teslim ettiyse, Ma'ruf-ül Kerhi de
anne babası bu Hristiyanlığı daha iyi öğrensin diye bir Hristiyan papaza teslim etmişti. Tabi Hristiyan dini Allah katında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmeden önce ve İncil kitabı tahrif edilmeden önce makbul bir dindi. Ne zaman ki İncil kitabının tahrif edildi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Önceki kitapların ve peygamberlerin hükmü kalmadı. Sadece ve sadece kitap olarak Kur'an-ı Kerim. Yani bir kişi Müslüman ne kadar da hayır ameli yaparsa yapsın, dünyanın en büyük zengini olsa, ne kadar hayır hasenat yapsa da La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demezse o amelinin kendisine hiçbir faydası yok. İlla ki Allah'tan başka ilah olmadığını kabul edecek. Sonra Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellemin de onun kulu ve elçisi olduğunu kabul edecek. He bununla beraber ameli de ne kadar az olursa olsun Allah-u Teala dilerse rahmetiyle onu ne yapar? Cennetine girdirir ya. Dilerse cennetine girdirir. İşte anne babası da Maruf-ül Kerhi'yi bir papazın yanına koyarak diyor ki bu çocuğa iyi örget dini. فَكَانَ الْمُؤَدِّمُ يَقُولُ لَهُ قُلْ ثَالِثُ ثَلَاثٍ Hristiyanlıkta da ne var? Üç Tanrı ilahı ile inancı var yani. İşte Allah-u Teala Allah, Meryem anamız, Ruhul Kudüs dediğimiz bir de İsa aleyhisselam. Üçlü inanç var. Bu inanç ne? Dinde makbul değil yani. Sadece ve sadece bir olan Allah var. Her ne kadar Maruf-ül Kerhi'ye ثَالِثُ ثَلَاسَ Üçün üçü dedi, de dediği halde mübarek maruf ve yekul maruf kerhi bel huvel vahid diyor. Her seferinde ne kadar üç tane ilah var diyorsa her seferinde de maruf-ül kerhi ne diyor? Bel huvel vahid. Allah birdir ya. Onun şeriki, ortağı, benzeri yok ya. فَضَرَبَهُ الْمُعَلِّمُ يَوْمًا دَرْبًا مُبَرِّحًا فَهَرِبَ مَعْرُوفٍ Bir gün o papaz öyle bir dövüyor, öyle bir dövüyor ki mübareğe ne yapıyor? O kötekten dolayı maruf yanından kaçıp gidiyor. فَكَانَ بَوَاهُ يَقُولَنْ لَيْتَهُ يَرْجِعُ اِلَيْنَا عَلَى اَيِّ دِينٍ يَشَاءُ فَنُوَافِقَهُ Keşke maruf evine dönse de hangi din üzerine olursa olsun biz kabulük, bes oğlumuz dönsün diyor bana. ثم انه اسلم على يدي علي بن موسى الرضا Hazreti Cafer Sadık'ın torunlarından Musa Rıza ile karşılaşıyor ve onun vesilesiyle Maruf-ül Kerhi İslam dinini benimsiyor, İslam dinini seçiyor. Ve raca ila benzilihi evine tekrar döndükten sonra onun vesilesiyle İslam'ı seçtikten sonra evine dönüyor. فَدَقَّ الْبَابِ فَقِيلَ لَهُ مَنِ الْبَابِ Kapıyı çalıyor, evdekiler, anne babası kim var? Gelen kim? فَقَالَ مَعْرُوفٌ Diyor ki gelen maruf. فَقَالُوا عَلَى اَيِّ دِينٍ Hangi din üzerine döndün ya? Daha eski dinin üzerine misin yoksa dinini mi değiştirdin? فَقَالَ عَلَى الدِّينِ الْحَنَف۪ي فَاَسْلَمَ وَوَاهُ İslam dini olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin dini olan İslam dini üzerine döndüm deyince anne babası da onun vesilesiyle Müslüman oluyorlar arkadaşlar. Allah-u Teala inşallah cümlemizi şefaatine nail eyliye inşallah. Mübarek daha sonra Davud-u Ta'i ile karşılaşmış. İleriki derslerimizde inşallah Davud-u Ta'i'nin de hayatı gelecek. Çok riyazet ve çile çekmiş, ibadeti de tam ve mükemmel bir şekilde yerine getirmiş. Doğruluk yolunda o kadar taban dövmüş ki nihayet parmakla gösterilen mertebeye erişmiş. Saydığınız zaman hemen ikinci, üçüncü değilse dördüncü kişinin aklına kim gelir? Maruf-ül Kerhi gelir. Muhammed bin Mansur Ta'i anlatıyor arkadaşlar. Diyor ki
Bağdat'ta Maruf'un Maruf'ul Kerhi'nin yanında bulunuyordum. Yüzünde bir sıyrık eseri gördüm diyor. Yüzünde bir sıyrık eseri gördüm. Dün yanında idim. Bu sıyrık yoktu. Ne oldu diye sordum diyor. Dün beraberdik. Bu sıyrık yoktu. Ne oldu? Biriyle kavga mı ettin? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Anlat dedi diyor. Kim? Muhammed Ta'i Maruf'ul Kerhi'ye soruyor. Maruf'ul Kerhi de tabi o büyükler her zaman tevazu yolunu seçmiştir. Diyor ki sana faydası dokunan şeyi sor. Neyin için çizin ya? Ne yapacaksın? Sorma bunu. Mübarek ısrar edince, ısrarla sorunca akşam namazı diyor. İyi dinleyin arkadaşlar Maruf'ul Kerhi. Akşam namazı kılınca Mekke'ye gidip Kabe'yi tavaf etmek istedim diyor. Akşam namazını kılınca Kabe'ye gidip Bağdat'tan Kabe'ye gidip tavaf etmek istedim. Su içmek için Zemzem kuyusu tarafına gittim. Ayağım kayınca oradan kapıya çarptım. Bu sıyrık diye işte ondandır diyor mübarek yani. Tabi tasavvufta ne var arkadaşlar? Tayyi zaman, tayyi mekan var ya. Tayyi zaman, tayyi mekan ne? Yani Allahu Teala dilerse bir kulunu bir anda burada yapıp 2 dakika sonra, 5 dakika sonra ne olur? Ta Mekke'de gösterir, Medine'de gösterir, Kudüs'te gösterir. Yani. Allahu Teala için zaman, mekan bizler için ya. Allahu Teala'nın yanında zaman, mekan diye bir şey yok ya. Onun için tasavvufta da tayyi zaman, tayyi mekan var. Hatta hatırlarsanız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Yolculuğa gece çıkın. Yolculuğa gece çıkın. Yani bir yolculuğa giderken gece çıkın. Çünkü gece yollar dürülür diyor ya. Gündüz 5 saatte gittiğiniz yolu 2,5-3 saatte gidersiniz. Yollar dürülür diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Hem radar da olmaz yani rahat gidersiniz ya. Yani. 140-150'ye basarsınız ya. Yani. Ondan dolayı tasavvufta ne var arkadaşlar? Bugün burada olan yarın Allah dilerse başka yerde olabilir ya. Allah dilerse. Dilemezse zaten herkes yerinde sayar ya. Ama ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olmaz. Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Bunlar ne arkadaşlar? Bunlar olan şeyler. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem İsra gecesi ne oldu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den kalkan, Mekke'den kalktı. Kudüs'e vardı. Oradan ta Miraç'a çıktı. Miraç'tan çıktı. Geldi. Bütün peygamberlere namaz kıldırdı. Tek tek katlara çıktı. Bütün peygamberlerle görüştü. Daha geldi. Rivayetlerde ne deniyor? Yatağı bile daha soğumamıştı. Peygamberlerin göstermiş olduğu mucizeleri de Allah-u Teala'nın velileri keramet gösterebilir arkadaşlar. Mübarek bir kere diyor Dicle nehrine gidip abdest aldığı bir sırada bir koca karı zaviyeye girip oradaki mushafını ve seccadesini almış. Abdest aldığı yerde 2 tane hırsız gelmiş. Mübarek'in bir mushafı varmış. Bir de seccadesi varmış. Gelmiş ikisini de almışlar. Mübarek geldi peşinden gidip Maruf onlara yetişince karı kocaya yani takvaya bakın arkadaşlar Allah'ım inşallah bizleri de muhafaza eyleye gözlerimizi haramdan muhafaza eyleye ne kadar da yaşlı kadın olsa da Maruf kadının yüzüne bile bakmamış ya. Ne diyor arkadaşlar? Edebe bakın arkadaşlar. Sen bunu almışsın. Bu benim. Bu çalınmış. Bu şeyli olmuş demiyor. Ya hiç Kur'an okumasını bilen çocuğun var mı diye soru soruyor. Çünkü bir tane Kur'an'ı varmış. Şimdiki mi? Çok Kur'an yok o zaman da yani. El yazısıyla. El yazısıyla yazıldığı için soruyor Maruf. Ya Kur'an-ı Kerim bilen çocuğun var mı? Varsa yani ona götür diyecek yani. Tamam ben vazgeçeyim ona götür. Kadın diyor ki hayır. Kur'an bilen kimse yok. Öyleyse mushafı bana ver.
seccade senin olsun diyor. Musafımı ver, çünkü başka musafım yok, Allah'ın kelamını okuyacağım. Ama seccade senin olsun, çünkü ümmeti Muhammed için her yer mescit, nerede olsa namaz kılar yani. Kadın diyor, onun halim selim tavrı karşısında hayrette kalan kadın, her ikisini de götürüp yerine koyunca maruf, seccade senin, helal olsun, al götür. Bu manzara karşısında haya edip diyor mahcup olan kadın oradan sessizce sıvışıp gitti. Ya. İkisini de götürdü, aldığı yere koydu. Oradan sessizce sıvışıp gitti. Ya. Yine bir gün bir toplulukla bir yere giderken arkadaşlar, bir yere giderken Maruf-ül Kerhiye bir gençlerden olmuş, teşekkür eden bir cemaat. Kayığın içinde bir yerde içip eğleniyorlar. Dicle sahiline varınca yanındaki ahbaplara, ya şeyh, dua buyur da Hak Teala bunların tümünü suya batırsın, bu surette uğursuzlukları ortadan kalksın diyorlar. Dua buyur, bunlar o içtikleri gemiyle beraber batsın gitsin ya. Yani. Çünkü haram bir şeyle içiyorlar. O zaman Maruf-ül Kerhi diyor ki, ellerinizi semaya kaldırın. İlahi, şu gençlere şu cihanda nasıl hoş bir hayat verdinse, bakın duaya bakın arkadaşlar. Şu gençlere diyor, şu cihanda nasıl hoş bir hayat verdinse, adamlar içiyorlar, eğleniyorlar, keyifteler. Yani. Öbür dünyada da öyle hoş bir hayat bahşet diye dua ediyor mübarek. Bu sözden taaccüp eden arkadaşlar, ey şeyh, biz bu duanın sırrını anlayamıyoruz dediler. Maruf-ül Kerhi diyor, sırrı zuhur edene kadar bekleyiniz. Bu topluluk şeyhi görünce bütün içki içmiş oldukları bardakları kırıp şarabı döktüler. Hepsine birden ağlama geldi. Şeyhin ellerine ve ayaklarına kapanıp tövbe ettiler. Şeyh de dedi ki diyor, gördünüz mü, kimseyi batırmadan ve kimsenin canını yakmadan hepsinin muradı hasıl oldu diyor. Yani ya Rabbi onlara helak et dese belki de duası makbul olacak, ama bir sefer şeytanın işine yarayacak. Ümmet-i Muhammed'den 3-5 kişi cehenneme gidecek. Ya Rabbi onları bunda nasıl keyif ehl ettiysen diyor, orada da keyif ehl et. Bir Müslüman tövbe ederse, Allah-u Teala'nın istediği kul olursa hemen burada keyif eder, hemen orada keyif eder ya. Allah'ım inşallah o tarafta keyif ehlinden eyleye cümlemiz arkadaşlar. Yine bir gün bayram günü mübarek, Maruf-ül Kerhi bir çocuk görmüş. Bakmış ki yetim, ağlıyor, kimi kimsesi yok ya. Diğer çocuklar da yeni yeni elbiseler giymişler, oyuncaklarla oynuyorlar. Maruf-ül Kerhi bu çocuğu öyle görünce gitmiş hurma çekirdeklerini toplayıp, o hurma çekirdeklerini satıp çocuğa oyuncak alıp sevindirecek ya. Sırrı sakatı talebesi bunu görünce demiş ki, ne yapıyorsun hocam? Böyle böyle bu çocuk yetim, bunu sevindirmem gerek ya. Demiş ki, bu işi sen bana bırak. Çocuğu alıyor arkadaşlar. Sırrı sakatı, hocasının yapması gerektiği şeyi alıp götürüp çocuğu güzelce giydiriyor. Ve ona oyuncakları alınca Sırrı sakatı diyor ki mübarek, bunun üzerine diyor, derhal gönlümde bir huzur, bir nur zuhur edip halim bambaşka bir hale girdi diyor. Çünkü Allah-u Teala'nın sevdiği amellerden biri ne? Bir Müslümanın sıkıntısını giderip onun kalbine, gönlüne surur, sevinç girdirmek ya. Bir gün mübarek abdesti bozulmuş, derhal teyemmüm etmiş. Hepimize ders olsun arkadaşlar. Yani gücünüz yettiği kadarıyla abdestsiz gezmemeye gayret edin ya. Abdestsiz gezmemeye gayret edin ya. Mübarek abdesti bozulmuş, hemen ne yapmış? Teyemmüm almış. Demişler ki, ya işte Dicle
Dicle Nehri şuracıkta neden teyemmüm ediyorsun demişler. Şurada abdesti bozulmuş. Az ileride Dicle Nehri akıyor. Niye teyemmüm ediyorsun? Git hemen orada abdestini al. Cevaba bakın arkadaşlar. Olabilir ki ölürüm de oraya ulaşamam demiş mübarek ya. Abdestsiz yere basmamış. Ecdadımız da hatırlarsanız Sultan Abdülhamit Han 33 sene bu devleti yönetmiş de bir gün ayağını abdestsiz yere basmamış. Allah'ım cümlemizi şefaatlerine nail eylesin inşallah. قال بعض أصحاب داود الطائي إياك أن تترك العمل فإن ذلك ذلك الذي يقربك إلى رضا مولاك. داود الطائي demiş ki maruf kerhiye ne olursa olsun ameli terk etme çünkü bu senin Allah'ın rızasını kazandırıp seni Mevla'na yaklaştırır. Ve ma zâkel amel? Peki o Allah'a yaklaştıracak ameller neydi? Devamu taati rabbik. Ne olursa olsun Allah'a kulluğunu, ibadetini, taatini kesme. İşler yoğun olabilir, çok olabilir. Her türlü meşgale olabilir. Fakat sen hiçbir zaman Allah-u Teala ibadetini, taatini kesme. Ve hidmetul müslümin ve Müslümanlara hizmet etmeye, onların sıkıntılarını, onların dertleriyle dertlenmeye gayret et. Ve nasihatü lehum ve onlara nasihat etmeye de gayret et. İşte bu üç tane amel demiş mübarek. Ne yapar seni? Allah-u Teala'ya yaklaştırır. Vefat ettiği zaman Maruful Kerhi'yi rüyasında görmüşler arkadaşlar. Rüyasında görmüşler. Demişler ki مَا فَعَلَ اللّٰهُ بِكَ فَقَالَ غَفَرَ لِي. Allah-u Teala seni nasıl karşıladı? Ne yaptılar? O da mübarek demiş ki Allah-u Teala beni affetti. فَقُلْدُ بِزُهْدِكَ وَوَرَعِكَ. Mübarek diyor ki yani Allah-u Teala seni verandan dolayı, zühdünden dolayı yani dünyayı terk edip dünyanın sevgisini hiçbir zaman gönlüne koymamandan dolayı mı affetti? فَقَالَ لَا بَلْ. Ondan dolayı ya. Niye? بِقَبُولِ مَوْعِذَةِ اِبْنِ السَّمَّاكِ وَلُزُومِ الْفَقْرَ وَمَحَبَّتِي لِلْفُقَرَى. Birincisi İbn-i Semmak'in nasihatine kabul ettim. O İbn-i Semmak'in nasihatine gelecek şimdi. وَلُزُومِ الْفَقْرِ. Yani her zaman Allah-u Teala'ya muhtaçlığımı her zaman bildirdim. Her zaman bir muhtaçlık halinde oldum. وَمَحَبَّتِي لِلْفُقَرَى. Ve fakirleri her zaman sevdim diyor. Bu üç tane sebepten dolayı Allah-u Teala ne yaptı? Beni affetti. Birincisi, fakirleri sevmesinden dolayı. Hiçbir fakire hor hakir görmeyin arkadaşlar. İkincisi, onlara hizmetten dolayı, yani fakirlere hizmetten dolayı ve Allah-u Teala'ya her zaman bir muhtaçlığından dolayı. Üçüncüsü ise, diyor ki mübarek, İbn-i Semmak'in mev'izasını şöyle anlatıyor. وَمَوْعِذَةُ اِبْنِ السَّمَّاكِ مَا قَالَ مَعْرُوفِ كُنْتُ مَارًا بِالْكُوفَ. Bir gün Kufe'de yürüyordum. فَوَقَفْتُ عَلَى رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ اِبْنِ السَّمَّاكِ وَهُوَ يَعِذُ النَّاسِ. Bir yerde durdum ki adamın bir tanesi İbn-i Semmak denilen bir adamın biri insanlara vaaz nasihat ediyordu. فَقَالَ فِي خِلَالِ كَلَامِهِ. O sözlerinden şunu anladım, şunu aldım diyor. Men a'rada anillah bi kulliyatihi a'rada Allahu anhu cümleten. Kim Allah'tan her şeyiyle yüz çevirirse, Allah'tan her şeyiyle yüz çevirirse Allah da ondan yüz çevirir ya. Allah da ondan yüz çevirir. Onun için Allahu Teala yarattıklarını çok iyi bildiği için arkadaşlar hiçbirimizi başıboş bırakmamış. Başıboş bırakmamış. İlla ki her zaman Ya Rab dedirtebilmek için her hepimize birer imtihan vermiş. Kimimiz malımızla, kimimiz çoluğumuz çocuğumuzla, kimimiz evladımızla, kimimiz cesedimizle, kimimiz bir şekilde illa ki Allah-u Teala ne vermiş? İmtihan vermiş. Çünkü yarattığını çok iyi biliyor. Eğer başıboş bırakırsa, bütün her şeyini verirse
ne yapar? O kendinden yüz çevirir. Hiçbir zaman ya Rab demez. İşte diyor o mübarek dedi ki eğer kim Allah'tan yüz çevirirse her şeyiyle Allah da ondan yüz çevirir. وَمَنْ اَقْبَلَ عَلَى اللّٰهِ بِقَلْبِهِ اَقْبَلَ اللّٰهُ اِلَيْهِ بِرَحْمَتِهِ Kim Allah-u Teala'ya kalbiyle yönelirse, yani kalbinden Allah-u Teala'yı hiçbir zaman çıkarmazsa, Allah da ona rahmetiyle yönelir. وَاَقْبَلَ بِجَمِيعِ وُجُوهِ الْخَلْقِ اِلَيْهِ وَمَنْ كَانَ مَرَّةً وَمَرَّةً فَاللّٰهُ يَرْحَمُهُ وَقْتًا مَا Allah-u Teala'ya adım adım, adım adım gidene Allah-u Teala da ona rahmet olarak adım adım gelir. Allah-u Teala ne yapar? Onu bağışlar diyor. İşte bu sebepten dolayı diyor. Bu İbn-i Semmak'in nasihatinden dolayı فَوَقَعْ كَلَامُهُ عَلَى قَلْبِي وَاَقْبَلْتُ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى Onun söylemiş olduğu sözler benim kalbime yer etti. Ben de her şeyimle Allah'a yöneldim. وَتَرَكْتُ مَا جَمِيعَ مَا كُنْتَ عَلَيْهِ اِلَّا خِدْمَةَ مَوْلَاءِ عَلِي بْنِ مُوسَى الرِّضَى Bütün diye her şeyimi terk ettim ancak efendim olan mübarek Hazreti Ali Efendimizin torunlarından Musa Rıza'nın azatlı kölesiymiş ona hizmet hariç bütün her şeyi terk ettim. وَزَكَرْتُ هَذَا الْكَلَامَ لِمَوْلَاءِ Efendim olan Musa Rıza'ya da bunu da anlatınca bu mübarek sözlerini يَكْف۪يكَ بِهَذَا مَوْعِذَةً اِنِ اتَّعَذْتَ Eğer sen bunu yapabilirsen bu mevize sana yeterli dedi diyor bana. Allah-u Teala ile her şeyine yönelirsen Allah da sana bütün rahmetiyle yönelir dedi. وَقِيلَ لِمَعْرُوفٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ Mübarek hastalanmış artık ölüm döşeğinde. اَوْسِ demişler ki vasiyet et, bir şeyler bize nasihat et. فَقَالَ اِذَا مِتْتُ demiş ki arkadaşlar şimdi evlatlarına herkes ikişer, üçer tane, beşer tane katlar, yatlar, daireler alıyor. İşte ben görmeden babam bana bir şey almadı, ben çocuğum görsün, çocuğum kimseye muhtaç olmasın diye ya. Halbuki daha 4 aylıyken Allah-u Teala bütün herkesin rızkını yazmış ya. O mübarek öleceği zaman demişler ki vasiyet et. Demiş ki اِذَا مِتْتُ ben öldüğüm zaman فَتَصَدَّقُوا بِقَم۪يسِ üzerinde sadece bir gömleği varmış onu da tasadduk edin demiş ya. Bir ihtiyaç sahibine verin فَاِنِّي اُرِيدُ اَنْ نَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا عُرْيَانًا كَمَا دَخَلْتُهَا عُرْيَانًا nasıl ki bu dünyada çıplak olarak geldiysem hiçbir şeyim yok olarak geldiysem öbür tarafa da giderken Allah-u Teala beni huzuruna çağırdığı zaman ne bıraktın dünyada? Ya Rabbi hiçbir şey bırakmadım, çıplak olarak sana geldim diyeyim demiş mübarek ya. وَمَرَّ بِالسُّقَّاءٍ يَقُولُ رَحِمَ اللّٰهُ مَنْ يَشْرَبْ Mübarek bir gün oruçluymuş arkadaşlar. Oruçlu gittiği yerde bir su dağıtıcı, soğuk su dağıtıcısı suyu dağıtıyor. Dağıtırken de hani bazı insanlar işte miyen şerbeti dağıtırır ya işte sebil 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 diye dua ettirir. O mübarek de herhalde bir tanesi verir ki su dağıtıyor. Soğuk su dağıttığı yerde dağıtırken de şöyle dua ediyor. Rahimahullahu men yeşrab. Bu sudan kim içerse Allah ona merhamet etsin diyor. فَتَقَدَّمَا وَشَرِبَا Mübarek gitmiş, oruçlu olduğu halde sudan da içmiş. Demişler ki فَقِيلَ لَهُ أَلَمْ تَكُ سَائِمًا Ya sen oruçlu değil miydin? Nafile orucu arkadaşlar, farz oruç değil ya. Sen oruçlu değil miydin demişler. فَقَالَ بَلَا وَلَاكِنَّنِي رَجَوْتُ دُعَاهُ Oruçluydum ama belki de onun duası makbul olur diye onun duasını almak istedim demiş. Bir kitaplarda tezkirede de geliyor arkadaşlar. Mübareğe sormuştur Allah-u Teala seni neden dolayı affetti? O sucunun duasından dolayı beni affetti demiş. Bazı dualar var. Reddolunmaz gücünüz yettiği kadar almaya gayret edin inşallah. Sofi'yi tarif etmiş. Sofi. Safi yani. Ben sofi olmak istiyorum. Safi olmak isteyen diyen kardeşimizin tarifini yapmış. Mübarek demiş ki safi kişi bu dünyada bir misafir gibidir. Misafir gibidir.
misafir bir yere giderse ne yapar? Ev sahibini rahatsız etmez demiş ya. Ev sahibini rahatsız. Dünyanın sahipleri var yani. Herkes dünyalık peşinde koşuyor. Bir şeyler sahip olayım, alayım, satayım. Bir, iki tane olsun, üç tane olsun, beş tane olsun. Hep bu peşinde. Sen safi olmak istiyorsan, derviş olmak istiyorsan bu yolda olan arkadaşları rahatsız etme. Sen dervişliğine bak demiş ya. Allah'ım inşallah cümlemizi derviş olan kullarından eyleye arkadaşlar. Mübareğin yanına bir gün bir kadın gelmiş, demiş ki bir adam, kadın perişan halde, çocuğu kaybolmuş. Allah-u Teala kimseyi böyle imtihan etmesin. Çocuğu kaybolmuş, kadın çırpınıyor, kendi kendini parçalıyor yani çocuğu. O adam da dayanamayıp gelip Maruf-ı Kerhi'ye diyor ki, efendim çocuğumuz kayboldu, bize dua et de Allah-u Teala çocuğumuzu buldursun dediği zaman Maruf-ı Kerhi elini kaldırıyor, diyor ki ya Rab, yer de senin, gök de senin. Yer de senin, ya gök de senin. Bunun içinde kim varsa ya Rabbi, kim kaybolmuşsa herkesi eline teslim et diye. Biraz sonra adam az ileri gidince çocuğu Şam kapısının etrafında buluyor ya. Hikmet ilahi. Allah'ım cümlemizi inşallah arkadaşlar mübarek şefaatine nail eylesin inşallah. Birkaç tane sözlerinden de okuyak, ondan sonra dersimizi bitirmiş olak inşallah arkadaşlar. Allah-u Teala'nın bir kimseye gadab etmiş olmasının alameti, o kimseyi nefsinin faydasız işleriyle meşgul etmesindendir demişler. Allah-u Teala bir kulu helak etmek isterse, o kulu nefsinin faydasız işleriyle meşgul eder. Yani adama cemaatle namaz kılmak bir türlü nasip olmaz. Namaz kılmak nasip olmaz. Cenaze namazı kılmak nasip olmaz. Kur'an-ı Kerim öğrenmek nasip olmaz. Bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim bilmemesi ne kadar büyük ayıp ya. Ne kadar büyük ayıp. Kaç gün kaldı emekliliğine desen, kaç gün çalıştın desen her hepsini sayar ya. Ama bir Müslümanın Kur'an-ı Kerim bilmemesi çok büyük bir ayıp ya. İşte diyor, bir kişinin helak olmasının, gadab, Allah-u Teala'nın gadab etmiş olmasının alameti, o kimseyi nefsinin faydasız işleriyle meşgul etmesindendir diyor. Civan mertliğin alameti üçtür demiş. Bir, muhalefetsiz bir vefa. Allah'a muhalefet etmeden devamlı vefa olmak. Vefalı olmak, hakiki kul olmak. İki, cömertlik görmeden övmek. Allah için verenleri her zaman ne yapmak? Verse de vermese de hep bir övme yapmak. Üç ise istenmeden Allah için vermek. İstenmeden Allah için vermek. Tasavvuf hakikatleri anlamak. Tasavvufla ilgili de tabiri varmış arkadaşlar. Son olarak tasavvuf hakikatleri anlamak, dakik şeyleri dile getirmek, halkın elinde ve avucunda bulunan şeylere bel bağlamamaktır. Tasavvuf hakikatleri anlamak, dakik olan şeyleri dile getirmek, halkın elinde ve avucunda olan şeylerden yüz çevirmek. Asıl malın, mülkün sahibi kim? Allah-u Teala'ya, ona hakkıyla yönelmek. Allah-u Teala inşallah cümlemize duyduklarımızla, bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eyleye. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Cümle geçmişlerimizin ruhu için ve şeyhlerimizin ruhuna ve İmam Guşeyri'nin ruhuna, Maruf-ı Kerhi'nin ruhuna ve merhum Emine teyzemizin ruhuna El-Fatiha tüm as-salavat.